Dostlar selamlar, ben Davut. Bugün sizlerle Reax firmasının incelemem için bana göndermiş olduğu kablosuz haberleşmede devrim niteliği taşıyan RYLR498 LoRa modülünü inceleyeceğiz. Öncelikle LoRa uzun menzil, yani uzun mesafe anlamına gelen bu teknoloji, düşük güç tüketimiyle kilometrelerce uzaktaki cihazlarla haberleşmemizi, veri aktarmamızı sağlıyor. Bunu yaparken de herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç duymuyor, sadece radyo frekanslarından faydalanıyor. Test aşamasında bu LoRa modülünü Arduino Nano kartı ile beraber kullanacağım. İkisinin haberleşmesi RX ve TX pin üzerinden AT komutlarıyla olacak. Üretici firmanın verdiği bilgilere göre bu modül ile 5 km mesafeye kadar haberleşme sağlayabiliyoruz. Tabii bu hangi koşullarda, hangi şartlarda, bunu test aşamasında göreceğiz. Hadi şimdi gelin ufak bir yazılımla bu modülü nasıl programlayacağımızı görelim. Öncelikle LoRa modülünü elimize aldığımızda arkadaşlar AT komutlarıyla bazı parametre ayarlarını yapmamız gerekiyor. Burada gördüğünüz LoRa AT kod, yani bu kodu da açıklamalar kısmına koyacağım. Bu kod ile biz LoRa modüllerini haberleştirmeyeceğiz. Sadece LoRa modülü üzerinde parametre ayarlarını yapabilmek için bu kodu kullanacağız. Bu kodu Arduino'ma yüklüyorum. Yükleme esnasında eğer hata alırsanız LoRa modülünü Arduino'dan sökün ve tekrar yükleyin. Evet, şu an yükleme işlemi bitti. Ben buraya en çok kullanacağınız AT komutlarına girdim. Datasheet bilgisinde daha fazla AT komutları var. İşte oradan bakarak da başka değişik ayarları da yapabilirsiniz. Datasheet bilgisini de açıklamalar kısmında yine paylaşacağım. Hem devre şemasını, hem datasheet bilgisini, bütün bilgileri arkadaşlar açıklamalar kısmına koyacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Bütün bağlantıları gösterdiğim şekilde yaptığınızda ve bu kodu Arduino'nuza yüklediğinizde sağ üst köşeden ben seri ekranımı açıyorum ve buraya öncelikle büyük harflerle AT yazıyorum. Bakın, AT yazdığımda bana cevap olarak ok geri gönderdi. Yani bağlantılarım doğru, kartlarım çalışıyor demek bu. Şunu unutmayın. Bakın, ben 9600 band rate hızını ayarladım ve burada da yine 9600 band rate hızı seçili. Bu kart ilk geldiğinizde, bu kart elinize ilk geldiğinde 115200 band hızında çalışıyor. Yani ben ne yaptım? Bunu 9600'e çevirdim. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Bakın, aşağıda band hızı ayarlama demişim. Burayı ben kopyalıyorum. Buraya yapıştırdım. Enter'a bastığımda bu şu an ayarlandı demektir arkadaşlar. Bu modülün artık band rate hızı 9600. Eğer ben bunu 115200 yaparsam, bakın şuraya 115200 yazdım. Enter'a bastım. Ayarladığını söyledi ama burada bakın değişik bir şey çıkardı. Niye? Çünkü artık bu LoRa'nın band rate hızı 115200 oldu. Biz bununla haberleşebilmemiz için bu kodu bizim tekrar yüklememiz gerekiyor. Ve yüklemeden önce buradaki 9600'ü 115200'de değiştiriyor olmamız gerekiyor. Hemen ben değiştiriyorum. Bu şekilde kodu tekrar yüklüyorum. Yükleme işlemi bitti arkadaşlar. Artık buradan 115200'ü seçmem gerekiyor. Bir seri ekranımı kapatıp tekrar açıyorum. Şimdi burada ben bir AT komutlarıyla bir sorgu yapacağım. Bakalım bunun hızını gerçekten 115200'ü ayarlamış mıyız? Enter'a basıyorum. Burada bir 115200 dedi ama burada bir A karakteri girdi. Bunu neden girdi böyle bilmiyorum. Yani burada 115200'ü aslında bize döndürüyor arkadaşlar. LoRa'ları birbirleriyle haberleştirebilmemiz için adres bilgisi ve network ID bilgisini girmemiz gerekiyor. Belirtmemiz gerekiyor. Bu network ID hem alıcıda hem vericide aynı olması lazım. Yani bunu aynı kanalda haberleştiriyormuşsunuz gibi düşünün. Network ID'yi alıcı ve verici devrelerde aynı olması lazım. Sadece adres bilgisi farklı olması lazım. Birine örnek veriyorum, 30 adresini verdiyseniz diğerine 35 vermelisiniz, 32 vermelisiniz. Yani adresler farklı olması gerekiyor.
Zaten anlamışsınızdır. Gayet basit bir şekilde adresini değiştirebilirsiniz. Mesela öncelikle bir sorgu yapıyorum. Benim bu kartımın adresi neymiş? Ben daha önceden kaç yapmışım bunu? Bakın adresi 20'ymiş. Ben bu adresi örnek veriyorum. 50 yapıyorum. Enter'a bastım. Okey dedi. Tekrardan bir sorgu yapalım. Bakalım 50 yapmış mı gerçekten? Evet, adres 50 olmuş. Şimdi ben tekrardan adresi 20 yapacağım arkadaşlar. Çünkü yazılımda 20 olarak ayarlamıştık. Karışıklık olmasın. Tekrar buranın adresini 20 yapıyorum. Okey dedi. Aynı zamanda buradaki baud rate hızını da tekrar eskisine çeviriyorum. Yani 9600'e. Evet, burada okey dedi. Şimdi burada arkadaşlar AT komutları bu kadar. Yani çok fazla bir esprisi yok. Gayet basit kullanışı. Dediğim gibi en çok kullanacağınız komutları ben buraya yazdım. Buradaki komutları kullanarak LoRa modüllerini gereken ayarları yapabilirsiniz. Şimdi bunu kapatıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi sol ve sağ olarak böyle hem alıcı devreme ait hem de verici devreme ait kodları buraya açtım. Verici devreye ait kod bloğu zaten basit, sade. Öncelikle softveriserial.h kütüphanesini yüklüyoruz. Bu kütüphane sayesinde Arduino'da istediğimiz iki pini RX ve TX pini olarak atayabiliyoruz. Ben burada 4 ve 5. pini RX ve TX pini olarak atadım. Daha sonra string olarak LoRaRX adresinde bir değişken tanımlıyoruz. Ve buraya 20 yazdım. Az önce bahsettiğim gibi alıcı devremin adresi benim 20 idi. O yüzden buraya 20 yazdım. 2 adet değişken tanımladım ve bunların ilk değerleri true olarak belirledim. Seri haberleşmeye başlattım. LoRa'yı başlattım ve LoRa setTime out'u 1000 yaptım. Default olarak bu 1000 geliyor. Ben test aşamasında 500 olarak ayarlamıştım. Sonradan tekrar 1000'e çektim. Buradaki satırda şunu diyoruz aslında. Seri haberleşmede okuma zaman aşımı olarak bunu tanımlayabiliriz. Satır satır böyle kod okunduğunda seri porttan bir bilgi gelip gelmediğini beklerken arkadaşlar 1 saniye bekletiyoruz. Biz bunu eğer pardon 500 yaparsak 500 milisaniye, yani yarım saniye beklemiş olur. Yarım saniye sonra kod kaldığı yerden devam eder. Burada biz aslında bekleyeceği süreyi belirlemiş oluyoruz. Bu default olarak 1 saniye, yani 1000 milisaniye olarak geliyor. Burada delay 3000 dedim. Yani 3 saniyede bir veri göndereceğimi söylemiştim. Aslında ben bu devreyi butonlu olarak yapmıştım. Yani butona bastığımızda veri gönderecektim. Yalnız butona basacak kimse olmadığı için karşı tarafta bunu otomatik hale çevirdim. Yani her 3 saniyede bir bize veri gönderecek şekilde ayarladım. Burada bir if döngümüz var. Aslında bu if'i koymasak da olur da, dediğim gibi önceden butonlu yapmıştım. Bu if de oradan kaldı aslında. Bu şekilde de çalışıyor. Sıkıntı yok. Buradaki kodun mantığı şu şekilde. State'i biz yukarıda true yapmıştık. Yani biz her döngüde if bloğun içine giriyoruz. İçeri girdikten sonra buradaki data değişkenimizin durumunu her girmeyi tersine çeviriyoruz. Yani true'ysa false yapıyoruz. False'sa true yapıyoruz. Buradaki satırdaki amaç o. Sonra aşağıya geliyoruz. Aşağıdaki if bloğunda datanın durumunu kontrol ediyoruz. Eğer data true'ysa bu satır çalışıyor. Değilse bu satır çalışıyor. Peki bu satırlarda ne yapıyoruz? Bu satırlarda da verimizi gönderiyoruz arkadaşlar. Bu satırdaki şu syntax, yani şuradaki kod bloğu diyeyim, datasheet bilgisinde veriliyor arkadaşlar. Yani veriyi nasıl göndereceğiniz yazıyor. Biz de oradan bakarak zaten bu kodu yazıyoruz. AT send yazarak artı alıcı devremizin adresi, biz burayı 20 olarak belirlemiştik yukarıda, artı yapıyoruz. Kaç karakterlik bir veri göndereceğiz? Ben burada 2 karakterlik bir veri gönderdiğim için 2 yazıyorum. Daha sonra PA, göndermek istediğim veriyi. Siz buraya başka bir şey de diyebilirsiniz. Alt tarafta da yine aynısı. Sadece gönderdiğim veri farklı. Burada da PK yazmışım. Yine 2 karakterli olduğu için buraya 2 yazdım. Buraya da PK yazdım. Verici kısmı bu şekilde. Yani gayet basit aslında. Siz buraya bir buton koyarak, işte buton basıldıysa
bu kod çalışsın, butona basılmadıysa bu kod çalışsın gibi senaryolarda üretebilirsiniz. Şimdi alıcı kısmımıza gelelim. Alıcı kısmına ben bir role koydum. O yüzden buradaki değişken adını role yaptım. Yani daha büyük cihazları kontrol ederim diye, işte lamba gibi falan. Bunu 13. pine bağladım. Gelen verileri kaydetmek için burada bir değişken oluşturdum. Role'nin bağlı olduğu pini çıkış olarak belirledim. Role'nin ilk durumunu hide yaptım. Seri haberleşmeyi başlattım. Lora'yı başlattım. Zaman aşımını belirledik, öyle söyleyeyim. Lora available komutuyla seri porttan bir bilgi geldi mi gelmedi mi buna bakıyoruz. Eğer bir bilgi geldiyse, yani biz bir bilgi gönderdiysek, if bloğun içine giriyor ve şuradaki satırlar çalışmaya başlıyor. Burada eğer bir bilgi geldiyse gelen bilgiyi oku diyoruz şu satırda. Gelen bilgiyi okuyor ve bu değişkenimizin içine kaydediyor. Aşağı iniyoruz. Şu kısım, gelen bilgiyi bir diziye aktarıyoruz. Data array isimli bir diziye aktarıyoruz. Ve bu dizideki virgülden sonraki veri alıyoruz. Mesela biz burada virgül koymuştuk arkadaşlar. Yani şuradaki virgülden sonraki kısmı alıyoruz dedim. Aslında buradan geliyor. Şuradaki virgüllerden geliyor. Virgülden sonraki kısmı alıyoruz. Alt tarafta da iki tane if bloğumuz var. Burada da o virgülden sonraki aldığımız kısmı karşılaştırıyoruz. Gelen veri PA mı yoksa PK mı? PA ise şu satırlar çalışıyor. PK ise bu satırlar çalışıyor. Videoyu uzatmamak adına burada kesiyorum. Denemeye geçeceğim şimdi. Teste geçeceğim. Testi dışarıda yapmam gerekiyor arkadaşlar. Ev ortamında zaten çalışıyor Lora. Ama bunu dışarıda açık havada denemem gerekiyor. 5 kilometreye kadar veri aktarabildiği yazıyor ama bu açık alanda geçerli. 5 kilometrelik bir açık alanı ben şu an oturduğum yerde bulamayacağım için tahminen 1 kilometrelik bir alanda bunu deneyeceğim. Bakalım nasıl sonuçlar alacağız. Hep birlikte göreceğiz. Bu arada şu verici kısmı ben tekrardan Arduino'ya yükleyeyim. Çünkü az önce AT komutunu yüklemiştim. Dışarı çıkmadan birkaç şey söylemek istiyorum. Buradaki butonun herhangi bir işlevi yok. Bir önceki testlerden kaldı o buton. Yani butona basmadan bu verici devremiz buradaki devreye her 3 saniyede bir sinyal gönderecek zaten. Burada bir adet rolemiz var. Bu sinyalin gelip gelmediğini buradaki rolenin yeşil ışığından anlayabilirsiniz. Her sinyal geldiğinde yeşil ışık yanıp sönüyor arkadaşlar. Zaten rolenin sesini de duyuyorsunuzdur. Role 3 saniyede bir çekiyor. Lora modünü test etmek amacıyla şu an dışarıya çıktım. Yaklaşık 900 metre ileride arka yolda evimin balkonunda verici Lora modülü bulunuyor. Elimde de şu an alıcı Lora modülü var. Bazen sinyalde kopukluklar olabiliyor arkadaşlar. Evet, şu an alıyor. Yani arada o kadar ağaç var, ev var. Buna rağmen yine de güzel bir şekilde çalışıyor. Bu küçük boyutuyla, düşük enerjiyle yine de üzerine düşen görevi yeterince yaptığını düşünüyorum. Arkadaşlar, videoya koymadım ama ben alıcı modülü arabama koyup arabayla biraz uzaklaştım. Yaklaşık 1 kilometre sonra sinyal koptu. Tabii bunun sebebi benim bulunduğum bölge şehir merkezi. Sürekli ara yollardan, evlerin arasından falan geçiyorum. Bunun sinyali kopması da gayet doğal. Normalde bu verilen mesafeye bizim ulaşabilmemiz için bu iki antenin de birbirlerini görebiliyor olması gerekiyor. Bu diğer LoRa modülleri için de aynı. Bu iki anten birbirini görürse o zaman maksimum mesafeye ulaşırsınız. Eğer görmezse işte 100 metrede de sinyal kopabilir. 1 kilometrede de sinyal kopabilir. Bu videoda böyle olsun. Bununla ilgili daha detaylı videolar gelebilir. Daha başka belki LoRa modülleriyle, daha güçlü LoRa modülleriyle başka projeler çekebiliriz. Bu tarz videoların gelebilmesi ve bana destek olabilmeniz için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizin etkileşiminiz sayesinde ben videolarımı çekiyorum, kanalımı büyütüyorum arkadaşlar. Sizden bir tepki almazsam, sizin de tahmin edeceğiniz üzere videolarda gelme sıklığı azalır. Daha az video atmaya başlarım. Bir süre sonra da videolar kopar. Bu sebeple kanala
abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki projede buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.